Ben Mesut Akdoğan hocam, kısa bir süre önce sadece Sayın Kemal Atatürk'e Hızır Aleyhisselam yardım ettiğini, hatta bunun da tam bir Hızır Aleyhisselam'ın işi olduğunu söylemiştiniz. Müsaade buyursanız devamını duymak istedim. Allah'a emanet olun inşallah. Bir kere bak söyleyeyim, Atatürk herhangi bir insan değildir. Yani olağanüstü bir insandır. Allah tarafından özel gönderilmiştir. Mehdiyetin mukaddimesidir. Yani Atatürk olmasa mehdilik olmazdı. Evet. Bak net söylüyorum. Mehdiliğin zeminini tam anlamıyla İslam aleminde oturtan insandır. Çok. Aydın Müslümanlık fikrini oturtan insandır. Kur'an Müslümanlığı fikrini oturtan insandır. Yobazlığı dipten silen insandır. Yobazlar hiç haz etmezler Atatürk'te. Tabii. Hiç haz etmezler yani. Ama hakiki yobazlar, gerçek Müslümanlar onun değerini çok iyi biliyorlar. Allah Mehdiyet'i oluşturmadan önce yobazlığın ve tutuculuğun silinmesini istedi Allah. Hı hı. Mesela halifeliğin kalkması Mehdiliğin gelmesi için şarttı. Çünkü bakın Peygamberimiz diyor ki Mehdi'nin geleceği yıl, geleceği zaman halife olmayacak diyor. Müslümanların başında bir halife olmayacak. Evet. Yani Mehdi'nin çıktığı zamanda, Mehdi'nin olduğu, Mehdi'nin varlığının olduğu bir dönemde halife yok. Bunu sağlayacak birisi lazım. Allah Atatürk'ü görevlendiriyor. Evet. Yobazlığın olmaması gerekiyor. Çünkü Mehdi yobaz ortamda kaybolur. Yani bağnazlığın yoğun olduğu bir ortamda Mehdi kaybolur. Gücü yetmez. Atatürk'ün kurduğu sistemde yobazlık yaşayamayacak gibi, fakat Mehdilik şimşek gibi çakacak gibi dizayn edilmiştir. Yani sadece Mehdiliğin gelişeceği gibidir Atatürk'ün kurduğu sistem. Yobazlığın da can çekişerek yavaş yavaş öleceği bir sistem kurmuştur. Bunu Allah sağlıyor. Mesela Kur'an'ın Türkçe'ye çevirip anlaşılmasını sağlamıştır Atatürk. Bu çok hayatidir. Yani eskiden Kur'anlar duvarda asılı dururdu. Bizim çocukluğumuzda da öyleydi. Onun bir örtüsü vardı böyle üçgen kapaklı. Asla ve asla açmazdık. Ne olduğunu da bilmezdik. Sadece dururdu orada. Zaman zaman tozlanırdı. Tozunu alırdık, temizlerdik. Yine kapatılırdı, yine dururdu. Asla bilmezdik. Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesi, Kur'an'ın Türkçe anlaşılabilmesi için Atatürk çok emek vermiştir. Ve Kur'an'ın özünü anladık. Kur'an'ın ne dediğini anlamış olduk. Allah'ın bize ne dediğini anladık. Bu çok önemli. Atatürk ahir zamanda Mehdi'ye zemin hazırlayacak hayati önemli bir insan olduğu için Hızır ona her safhada yardım etmiştir. Atatürk mesela Türk-İslam birliğinin olacağını biliyordu. Bir insan bunu bilemez. Atatürk bilemez. Mesela Rusya'nın yıkılacağını biliyor. Bunu da bilemez. Komünist ülkenin yıkılacağını biliyor. Gelecekle ilgili çok fazla söz söylenmiştir Atatürk. Hepsi doğru çıkmıştır. Yani bir insanın bilmesi mümkün değildir. Bunu öğrendiği birisi olması gerekiyor. Birinden duyması gerekir. İşte ona bu bilgiyi veren Hızır'dır. Ya ben Atatürk'le ilgili çok daha fazla bilgiye sahibim. Mesela hayatı, bütün hayatı 19'larla kodludur Atatürk. Evet. Yani bir tane iki tane 19 değil. Yani işin doğrusu 100'e yakın 19 var Atatürk'ün hayatında. Çok az bir kısmı biliniyor. Yani 20-30 tanesi biliniyor. Bu da onun bir harika yönüdür. Yani Allah tarafından özel olarak gönderildiğini, harika bir insan olduğunu gösteriyor. Mesela vasiyeti vardır Atatürk'ün. Doğrudan Hazreti İsa'dan ve Mehdi'den bahseden vasiyetidir. Açamadılar Atatürk'ün vasiyetini. Açamıyorlar da daha hala. Açtılar, baktılar, geri kapattılar. Ama biz açacağız. İnşallah. İnşallah. Yani İslam'ın dünyaya hakim olacağını, İttihat-ı İslam'ın olacağını, Türk-İslam birliğinin kurulacağını hepsini vasiyetinde belirtiyor. Bu bilgi, yani herhangi bir kaynak olmadan, sağlam bir kaynak olmadan söylenebilecek bilgi değil. Tabii. Atatürk'ün o sözü var mı? Türk-İslam aleminin birleşmesiyle ilgili sözü bir. Var hocam. Bir de Kur'an'a ve Peygamber'e tam uyulsun sözü. Evet hocam. Türk Birliği ile ilgili şimdi bahsettiğiniz, şöyle diyor Atatürk: bugün Sovyetler Birliği dostumuzdur, müttefikimizdir.
Bu dostluğa ihtiyacımız var. Fakat yarın ne olacak kimse bugünden kestiremez. Bak yıkılacağını söylüyorum. Evet. Tıpkı Osmanlı gibi, tıpkı Avusturya Macaristan gibi parçalanabilir, ufalanabilir. Ya bu bilinecek bir konu mu? Ben mesela çocukluğumda Rusya, yani komünist Rusya yıkılacak gibi görünüyor mu ya? Dünyayı alacak gibi görünüyordu. Ya kimin aklından geçer Rusya'nın yıkılacağı? Tabii. Bak kaç yıl öncesinden söylüyor Atatürk yıkılacağını. Tabii. Evet. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak, dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların, yani soydaş Türk kardeşlerimizin bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir. Bak, dinimiz bir diyor, dilimiz bir, inancımız bir. Birleşeceğiz diyor. Evet, ve inşallah. Türkistan Birliği oluşacak diyor. Bu nereden bilsin Atatürk? Bu bir harikadır. Evet. Yani özel bildirimdir. Ve adı gibi emin söylüyor Atatürk bunları söylerken. Evet. Türk Birliği ile Türk Birliği'nin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Bilinecek bir konu bu. Bak onu dedi oluyor şu an. Çok az kaldı. Evet. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk Birliği'ne inanıyorum, onu görüyorum. Görüyorum deyince yani onu usulen söylediği bir şey de değil o. Onu da söyleyeyim. Görüyorum dedi, gördüğü bir şey söylüyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk Birliği ile açacak. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne alime yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek. Güneş, bak güneş özel olarak seçtiği bir kelimedir Atatürk. Mehdi'nin bir lakabıdır güneş. İslam güneş. Evet. Değil mi? Üstadın da Fecri Sadık. Fecri Sadık diyor bir zaman. Tabii. Evet inşallah. Hayatta yegane varlığım ve servetim Türk olarak doğmamdı diye bitiriyor hocam inşallah. Maşallah. Maşallah. Ve peygamberi öven sözleri de vardı hocam inşallah. Kur'an'ı ve peygamberimizi öven Allah'ı Kur'an'ı evet. Peygamberimizi öven sözü evet. Bütün dünyanın Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed'in gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hazreti Muhammed'e örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli. İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler. Şimdi bu nedir bu konuşma? Tam bu tam bir veli konuşmasıdır. Tabii, tabii, değil mi? Maşallah. Bir mürşit konuşmasıdır. Evet. Ve Hızır'ın talebesi olduğu açıkça görülüyor bu usulde. Evet hocam maşallah. Yani Atatürk Mehdiyet'in zeminini oluşturan çok mühim, ahir zamana gelecek bir şahıstır. Ve halis, mulis, Müslüman evladıdır. Evet. Buyurun konuşmalarını görün. Maşallah. Birlikle ilgili son bir sözünü okuyabilir miyim hocam? Bütün İslam aleminin manen olduğu kadar maddeten de birlik içinde ve müttefik hale gelmesinden sadece sevinç duyarız. Maşallah. Bunun için de bizim kendi hudutlarımız içerisinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyeliler ve Iraklılar da milli hakimiyete dayalı bağımsız bir güç olarak ortaya çıkabilmelidirler. İyi bak. Şu an devletin resmi politikası bu. Tabii, inşallah. Maşallah.